Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de Avaya On Air'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün Özen biraz rahatsız, onun yerine ben Mert Halkan. Benim idare edeceksiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var Avaya On Air'da. Onun aslına bakarsanız çok da uzak değilsiniz. Yakında tanıyorsunuz çünkü uzun dönem bizimle beraber çalıştı. Evet, büyük meslektaşımız. Evet. Seçkin Piriler, hoş geldin Seçkin. Merhaba, nasılsın? İyi, senden? Ben de iyiyim, hayırlı olsun. Sağ ol, çok teşekkürler. Senin bildiğim kadarıyla 1998 yılında Türkiye elit, güzel oldu, evet. Elit modulluk ikincisi seçilmiş, İkincisi, değil mi? Evet. Hikaye öyle mi başladı? Ya bu dünyaya giriş. Evet, diyorum. Öyle başladı. Ondan sonra bir ajansa bağlandım, mankenlik ajansına. Bir anda çok işler yapmaya başladım. Hı-hı. Bir sürü defileleri çıktım o dönemde. Hı-hı. Daha sonra birkaç sene bu iş yaptıktan sonra ara verdim. Daha sonra albüm sevdasına girdim, albüm çıkardım. Öyle. Albüm sevdası nasıl başladı? Benim babam müzisyen. Benim babam müzisyen olduğu için zaten çocukluğumdan beri her zaman müziğe aşinaydım. Evde zaten müzik sesleri eksik olmazdı. Hı-hı. İstediğim bir meslekti ama belki de yarışmaya katılmadan bu işi isteseydim konservatuara giderdim. Hı-hı. Bir anda o senenin Türkiye güzel olunca, hı-hı, bir anda dedim ki nasıl olsa bana teklifler geliyor. İleride, evet, ben eğer yapmak istersen bu şekilde de yapabilirim deyip sadece dışarıdan şan dersleri aldım. Yani gidip de bir okuldan almadım bunun eğitimini. Albüm çıkardım. Albüm çıkartalı 2 sene oldu. Şimdi sen bana kesin soru da sorarsın. Albüm çıkartmayı düşünmüyorum. Onları daha sonra soracağım. Hemen hemen. Bozanlık yapma soracağım. Hemen başladım gördüm. Bu soruların cevabını. Hayır, görmedim. Orada bir kere klipler var. Görmedim ben. Bütün incelikleri teker teker sergiliyorsun burada. Burada klipler var gerçekten. Kliplere geçmeden önce gerçekten çok güzel bir yüzün, fiziğin, görüntün, her şey çok başarılı. Teşekkür ederim. Galiba lisedeyken fark edildi değil mi bu güzellik? Sonrasında bu... Evet, uzun boyluydum. İşte diğerlerinden daha farklıydım. Lisedeki arkadaşlarım güzellik yarışmasına girmem için bana baskı, evet, yaptılar. O dönemde de televizyonla da reklamları dönüyordu. Ay, katılsam mı katılmasam mı derken katıldım. İlk önce ailem izin vermedi. Her zamanki gibi. Aileler önce hayır der. Peki şu anda bulunduğun noktada ki yorumları ne? Hani iyi ki katılmana izin vermişiz şeklinde bir yorum yapıyorlar mı? Yoksa keşke hiç girmeseydin bu dünyaya falan dedikleri oluyor mu? Bazen öyle diyor, bazen demedikleri de oluyor. Enteresan bir şey. Bu magazinle ilgili mi? Evet, magazinle ilgili kötü bir haberim çıktığı zaman diyor, üf diyor, nereden diyor katıldın ya da nereden girdin bu camiaya diyor, girmez olaydın diyor. Evet. Ama güzel bir şeyler yaptığım zaman da en az benim gibi çok mutlu oluyorlar. Anladım. Peki magazin dünyasına bakış açın nedir? Magazinle ilgili düşüncen nedir? Magazinciler... Onların seni takip etmeleri. Seviyeli bir kriteri olduğu sürece sorun yok ama onlar biraz abarttıklarını düşünüyorum. Aslında Türkiye'de böyle olduğunu düşünüyordum. Araştırdığım, evet, zaman dünyada da böyle olduğunu gördüm. Her yerde böyle. İnsanlar ada satın alıyorlar, yani milyon dolarlar ödeyip. Evet. Bu konuya birazdan devam edeceğiz ama öncesinde senin de söylediğin gibi kliplerden. Klipler var. O zaman sensin bari. O zaman şimdi Number One TV izleyenleri için Rafet Öroman'dan Sürgün şimdi Number One TV ekranlarında olacak. Türkiye'nin bir numaralı gençlik ve video müzik kanalı Number One TV'desiniz. Avaya On Air devam ediyor. Konuğumuz Seçkin Piriler, sorularımız kaldığı yerden sürüyor. Biraz önce demiştik ki magazin dünyasına bakış açın nedir? Sen de seviyeli olduğun sürece bir problem yok demiştin. Araştırma yaptığını söyledin en son. Evet, yani Türkiye'de böyle olduğunu düşündüğümü söyledim. Aha. Ama baktım ki yurt dışında da böyle. Zaten birçok örneğini gördük. Lady, evet, Diana olayında bildiğin gibi. Eğer o olay olmasaydı belki de şu an hayatta olacaktı. Hiç sana magazinle ilgili sunuculuk teklifi geldi mi peki? Hani böyle bir şey teklif edilseydi bakış açın ne olurdu ya da edilmediyse? Geldi. Hatta, aha, bir dönem yaptım da ama çok kaliteli bir şekilde. Yani gidip de onlar da kimin neydi falan tarzında değil de işte, aha, belli gecelerde hani röportaj yaparlar ünlülerle. Evet. O tarz, evet, bir programdı. Anladım. O tarz bir programın sunuculuğunu yaptım ama çok kısa bir dönem. Ben magazinle ilgili değil de böyle daha insanlara bir şeyler verebilecek, daha kültür, sanat programlarını daha fazla seviyorum. Var mı o tarz teklifler sana? Şu anda yok. Ama sadece... olabilir. Çıkışta dediler ki görüşelim burada. Belli mi olur? Ya umarım olur. Yani senin isteğin bu alanda yani. Tabii ben daha böyle farklı insanları izledikleri zaman bir şeyler öğrenmelerini istiyorum. Ya o neredeydi, bu neredeydi falan diye, çünkü beni ilgilendirmiyor. Kimin nerede olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Peki sen televizyonda ne tavsiyeler izlemeyi seviyorsun? Televizyon izler misin bu televizyon arada? Televizyon pek vaktim olmuyor. Olduğu zamanlar mesela annem bugün tüm magazin programlarını seyreder, hiç kaçırmaz. Sen var mısın yok musun şeklinde mi yoksa? Evet ya, ben ne zaman olsam izlemediği tutuyor. Anne, aa, diyorum, beni diyorum göstermiştim. Aa bak bugün izlemediğim tuttu diyor. Demek ki seni sandığın kadar iyi bir izleyici değilim magazin konusunda. Ya hani şimdi bugünlerde hani böyle şey programları var ya birazcık işte gelin kaynana falan, evet, biraz onlara sardım bugünlerde. Çok şükür ki onlardan birinden kurtulduk. Evet. Mehmet Ali abi bizi kurtardı. Anladım, birinden kurtulduk, evet.
Ben gerçekten hiç hoşlanmıyorum o tarz programlardan. Ben de hoşlanmıyorum. Hatta geçenlerde bir tane davete katıldım. Hı-hı. Davette bu tarz yarışma programlarına ödül verildi. Hı-hı. Ödül verildiği andan itibaren bütün salon terk etti yani böyle bir... Herkes tepkili değil mi? Herkes tepkili davrandı. Oluşmuş bir toplumsal bakış açısı var artık bu alanda. Ben şöyle düşünüyorum. Böyle programlar olduğu sürece o insanlar sömürülmeye, evet, o insanlar reyting kaygısı yüzünden, evet, bu tarz televizyon programlarında hem kendilerini savunmaya hem de psikolojilerin de ben bozulduğunu düşünüyorum. Sen de televizyonculuk yaptın, sunuculuk yaptın, aynen bizim yaptığımız mesleği. Neler hissediyordun o zaman? Nasıl tepkiler alıyordun? Hani güzel tepkiler alıyordum. Mesela Number One'da program yaptığım zaman. Çünkü, evet, buranın izleyici kitlesi genç kitle. Kesinlikle. Ve yabancı müziği seven bir kitle. Aynen. Yani ben mesela evdeysem Number One TV'de çok seyrediyorum. Çok bakıyorum hangi klip. Genelde sanırım en son çıkan klipler ilk burada yayınlandığını düşünüyorum. En azından ben burada program yaparken öyleydi. Kesinlikle devam ediyoruz. Çünkü genç kitleyi peşinden sürükleyen en önemli kuruluş Number One. Evet. Yani bir gücü var ve gücü kesinlikle gençlik geliyor. Onları iyi yakalamamızdan kaynaklanıyor. Ha, çalışanlar da pozitif. Yani sadece yani reji öyle, kamera arkası öyle, bu da çok önemli. Yani Vince'ın, sunucunun motive olabilmesi, evet, için bütün ekibin güzel, o iyi olması kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. O zaman bu kadar motive olmuş, uyumlu bir ekiple harika bir klibe kaldığımız yerden devam, evet, edelim. Ne geliyor şimdi? Zeynep Kasalini ve Duvar'la Duvar devam ediyor olacağız. Ayrılmayın sakın. Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de Avaya On Air devam ediyor. Seçkin Piriler'le sohbetimiz devam ediyor. Bu arada sorularımız devam ediyor. Çok güzel bir kısım. Başında da söylemiştim. Görüntünle sanki yani pek normal Türk yapısına uygun görünmüyorsun. Türk yapısının dışından, geleneksel Türk hatlarının, evet, dışında bir görüntü var. Sanki böyle bir sen de Avrupa'yı bir hava, yani Avrupa'yı olmak zaten iyi ya da kötüdür de, anlamında söylemiyorum. Yani Avrupa'yı bir hava var. Var göçmenlik. Göçmenlik var zaten. Bizi onun dışında da ben ilk derece aldığım zaman bana Fransa'dan teklif gelmişti. Elit ajansından, ama işim çok ufak olduğu için ailem göndermemişti. 17 miydin o zaman? Ya 16,5-17 yani tam girmemiştim bile. Yani orada yarışmada 17 falan demiştim. Şimdi şu an kaç? Şu ankini söylemeyeyim. Ama hesaplarlarsa çıkacak ortaya. 98 yılında derece almıştım. Evet, 20'li bir yaş diyelim. 23. 23 yaşındasın. Evet, şu an 23 yaşındayım. 24'e az kaldı. Yani. Neyse, şu anda 23 yaşındayım. Bu konularda yaş konularına nasıl bakıyorsun şu anda? Yok, hayır, ben sonuçta genç gözüküyorum. Yani böyle, evet, bir artımın olduğunu düşünüyorum. Zaten, hı-hı, şu andaki amaçlarımdan biri ben tekrar modelliğe geri döneceğim. Yani çok yakında beni sevenler podyuma tekrar görecekler. 2 sene podyuma çıkmamamın çok hata olduğunu düşünüyorum. Yani keşke böyle bir şey yapmasaydım. O 2 sene ne yaptın bu arada? 2 sene ne yaptım? Albüm var değil mi? Konuşmak istemiyorsun ama zorlayacağım onun sizin için kendisini. Birkaç babam sınıfında oynadım askerde. Son olandı. Resmen askerlik yaptınız orada. Gerçekten askerlik yaptık. Hatta bir tanesinde kalçamı sakatladım zaten. İnanmıyorum. Yani orada idmanlar falan yapıyorduk. O bölümü çekilecek ama biliyorsun her kareden çektikleri için birçok kere bunu yapıyoruz. Hı-hı. Bir tane karede adımı atmışım, sonra ben yokum. Geldiğim bütün kızlar benim üstünden atladılar. Tedavi gördün. Çok acıdı, görmedim. Anladım. Ama inanılmaz acıdı yani böyle. Sonra aradan 1-2 ay geçti zaman hala orada arada böyle bir sancı oluyor. Hissettiriyor yani. Hissettiriyor arada. Filmin anısı olarak. Evet, onun dışında da çok güzel bir ekiple çalıştım zaten. Öyle bir ekiple çalıştığım için gerçekten çok mutluyum. Çünkü herkese nasip olmayacak bir şey. Hı hı. Gerçekten kamera arkası dediğim gibi çok önemli. Orada çok güzel. Oradaki sanatçılarla ilişkilerim, oralarda hep bir şeyler öğrendim. Ve ben babam sınıfından ayrıldıktan, yani bittikten sonra filmin çekimleri, hı hı, dedim ki ben karar verdim, oyuncu olacağım. Şu anda da Aile Algan'da oyunculuk dersleri alıyorum zaten. Hı hı. İlk kurum bitmek üzere. İşte Mayıs'ın ilk haftasında ilk mezunlarını veriyor. Yani genelde oyunculuk isteyen insanlar bu işe aşık insanlardır. Hani inanılmaz yürekten isterler ve amaç olarak onu belirlemişlerdir. Senin de var mı böyle bir isteğin ileride herhangi bir tarz bir film, yani ne bileyim korku ya da komedi ya da öyle bir tarz ayırt ediyor bana musun? Bana uyabilecek her türlü projede bulunmak isterim. Zaten şu anda aldığım eğitimde de oyunculukta tipe ve karaktere giriyorsunuz. O oynayan zaten siz değilsiniz. O zaman oyunculuğa ve karaktere kaldığımız yerden devam edelim ama öncesinde nefis bir videoyla devam edelim. Bu devam kez de sen ona hep bakalım. Bakalım ne varmış. Ortaklaşa yapıyoruz. Evet, programı. Bence bunu sen söyle. Afro Pins Better Things. Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de biraz önce bir video klibi anons etme girişiminden hemen sonra. Bilerek yaptı. Ben bile bakın burada kağıt gözüküyor zaten. Bilerek yaptı. Bundan sonra klibi ama ben sunacağım. Bırakmıyorum sana. Sen nasıl olsa şarkının ne olduğunu biliyorum zaten. Peki, şarkıya geçmeden önce seninle sohbet etmeye devam ediyoruz. Sen oyunculuk dersi almanın dışında sporla da ilgileniyorsun değil mi, evet, son dönemde? Evet, sporla ilgileniyorum. Son dönemde değil aslında. Sürekli mi? Yani 1,5 seneden beri devamlı gidiyorum. Arada bir gidemediğim dönemler oluyor böyle. Hiç böyle kalkıp yataktan kalkıp da spora gitmek
istemediğim günler çok oluyor. O dönem vücudunda herhangi değişiklikleri hissediyor musun? Yoksa senin vücut böyle lastik gibi asla değişmez mi? Hani spor yaptığın zaman fark ediyor musun değişimi? Bende bir şey var. Bende hiçbir şey ortası yok. Ya çok fazla yaparım ya hiç yapmam. Ya hep ya hiç yani. Bende öyle bir olay var. Çok enteresan bir yapıya sahibim ben. Ben de öyleyim. Aynen. Ben spora gittim mi 3 saat. Yaptığın her günün gittiğim gibi en az 2 saat. 3 saat işim yoksa 3 saat dururum. Yani ölünceye kadar. Ölünceye kadar evet, artık pestilim falan çıkar. Ama gitmiyorsam da 1 ay 2 ay gitmem. Ben de öyle. Açlıktan ölünceye kadar yemek yemem. Yorgunluktan düşünceye kadar uyumam. Aynen dediğin gibi sonuna kadar yapmak gerekiyor. Sende de var yani böyle evet, bir şey. Evet bende de var. Peki nedir, yeni projeler var mı? Var şu anda teklifler. Var, yeni sezon için olacak. Zaten şu anda hemen... Babam sınıfından sonra eğitim alma sebeplerimden de biri buydu. Gelecek olan teklifleri daha iyi değerlendirebilmek. Hiç eksikliğini hissettin mi? Hani oyunculuk keşke biraz daha olsaydı şeklinde. Orada hiç hissetmedim çünkü orada çok fazla profesyonellerle çalıştım. Onlar hep bana yol gösterdiler. Evet. Şöyle yap, böyle yap diye ve zaten çok zevkliydi. Ben orada ilk günü biraz heyecanlandım. Hı-hı. Onun dışındaki günler de çok güzel geçti. Ortam sıcak mı peki, oyunculuk ortam, hani orada bulunduğun ortam? Çünkü sonuçta biraz da ne de olsa suni yani, birçok insan var, kameraman. Gerçi sen kameramanlara alışkınsın da hani ne söyleyeceğini arkadan birisi söylüyor falan, bayağı zor, komplike bir iş. Biz kendi sesimizle orada oynadık. Yani biz orada ezberliyorduk söyleyeceklerimizi. Dublaj mı yaptınız yoksa canlı? Hayır, dublaj değil, canlı çekildi zaten, tabuam sınıfı. Evet. Canlı çekildi. Süper. Peki son günlerde senin sevdiğin, dinlediğin müzik tarzına gelelim. Sonuçta sen de müzik işiyle ilgilendin bizimle beraber. Evet, ya da bizden evet. Önce de bizden sonra fark etmiyor. Müzikle de oldukça ilgilisin. Sen ne tarz müzik sever dinlersin? Ya genelde ben yabancı müzik dinliyorum. Mesela son albümün tutmadığını söylüyorlar Jennifer Lopez'in ama ben o şarkıyı çok beğeniyorum. Ben çok güzel bir şarkı. Jennifer Lopez nasıl sence? Görüntü anlamında. Güzel bir kadın bence ama benim çok tarzım olan bir kadın değil. Senin tarzın Claudia Schiffer mı yoksa? O benim kadınım. Claudia Schiffer. Araştırmalar sonuç verdi sonunda. Ama çok beğeniyorum onu gerçekten ve ben 17 yaşındayken kendimi onun bütün resimlerini, ben toplardım. Kendimi ama acayip benzetiyordum. Arkadaşlarım dalga geçiyorlardı ve hala beni bazen benzetiyorlar ve çok hoşuma gidiyor. Ve şimdi sana bir sürprizimiz var. Claudia Schiffer hattımızda bağlanacağız. Şaka bir yana devam edelim. Mor ve Ötesi senin çok sevdiğin. Aa, evet, ben size ama yapacaktım. Hadi yap. Ben söylememiş gibi farz edeyim. Türkiye'nin bir numaralı müzik kanalı Number One TV'deki birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet, şimdi sırada Mor ve Ötesi Bir Derdim Var'la ekranlarınızda olacak. İzliyoruz. Burası Türkiye'nin bir numarası Number One ve Avaya On Air devam ediyor. Seçkin pirilerle sohbetimiz tüm hızıyla sürüyor. Eğlenmeyi sever misin? Eğlence dünyasıyla aran nasıl? Yaşım itibarıyla da zaten daha çok gencim. Hı hı. Eskiden de çok severdim, şimdi de çok seviyorum. Ama bir ara magazin basınındaki yanlış anlamalar, yanlış yansıtmalar yüzünden hem çok ben yıprandım hem ailem çok yıprandı. Ve ben 2 seneden beri gece dışarı çıkmıyordum. Yani nasıl çıkıyordum? 40 yılda bir kere yani. Belki size garip gelecek ama senede 2 ya da 3 kere çıktığım oldu 2 sene içerisinde. O kadar da değil artık. Gerçekten öyle oldu. 2 sene içinde 2 sefer. İki sene için yani bir seneye böl, bir senede 2 ya da 3 sefer çıktığım oldu ama son 2 aydan beri ben gezmeye başladım yine. Evet. Bazen diyorum ki acaba şimdi görmüyorum da, Allah'tan görmüyorum, görmeyeyim de zaten basını. Çünkü bir ara o kadar üstüme gelmişti ki insanlar benim. Hı hı. Gerçekten böyle basın dünyasını öcü gibi falan görmeye başlamıştım. Gece rüyalarıma giriyordu. Ben kaçıyorum, onlar kovalıyor, çok ciddiyim. Böyle rüyalar nedir falan... Nedir materyal ya? Konu nedir? Ne soruyorlar sana o zaman? Yani neydi konu ki? Ben kadar... seni görüyorum gece kulüpte. Ne haber, nasılsın diye konuşuyoruz değil mi? Evet. Çıkışta istersen kız arkadaşına sarmaşlaş çık. Hiç umurlarında değil. Yine seçkin benle yazıyorlar. Seçkin pirilerin hızlı aşk hayatı kaldığı yerden devam ediyor. Hızlı aşk ne yazık yazıyorlar değil mi? Ben gerçekten herkese açıklama yapmak zorundasın. Bir annen baban, bir yakın arkadaşı biliyor. Onun dışındakilere her çıktığım programda ya da dışarıda bir insanı gördüğün zaman ya da arkadaşlarına açıklama yapmak zorunda kalıyorsun. Ama ben özgürlüğü seven bir insanım. Yani kimseye bir hesap vereyim, anlatayım, şöyle böyle seven bir insan değilim. Bu çok zor oluyor gerçekten. Peki sevgililerin bu durumdan muzdarip değil mi? Onlar da hani neredesin, ne yapıyorsun falan filan sormuyorlar mı sana? Yani şimdi sana şunu söyleyeyim, bu konuda şanssız olaraktan ben. Öyle mi? Yok mu aşk hayatı? Yok, aşk boş hayatı mi? Falan yok. Uzun zamandan beri yok. Onun dışında da nasıl anlatayım? Bak kaldım. Sevgilin var mı sorusu ancak bu kadar çaktırmadan ve alttan ve sinsice sorulabilir. Yok mu cevap?
Bak sınıfta... Ya sevgilim yok. Evet. Hani uzun zamandan beri yok. Eskiden o çok işte geceleri gezdiğim zamanlarda da yoktu. Kız arkadaşlarımla geri dışarı çıkardım. Hiçbir zaman olmadı yani. Olmadı demiyorum. İkisinin içinde oldu. Olabilir canım. Peki bu gelin kaynana programlarına falan madem yoksa katılmayı düşünmedin mi? Yani jüri müri falan konuklar. Yok yok düşünmüyorum. Yani öyle bir düşüncem yok. O zaman sıradaki klibi sen yine anons et istersen. Kimmiş? Music featuring Can Rock, Summer Love ile devam ediyoruz. Hemen sonrasındaki anonsu sen yapacaksın. Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de Avaya On Air devam ediyor. Seçkin Pirinler'le keyifli ve güleç sohbetimiz tüm hızıyla sürüyor. Biraz önce eğlence dünyasına, magazin dünyasına, televizyon dünyasına hepsine bakış açılarını konuştuk. Sorduk. Seni de yakından tanımış oldular insanlar projelerinle birlikte. Şimdi de müzikten bahsedelim. Dans müziğiyle aran nasıl? Sonuçta ben bir disc jockey'im, kulüplerde çalıyorum. Senin de dans müziğine nasıl baktın? Ben çocukluğumdan beri dans etmeyi çok severim. Çocukluğumdan beri kapı gıcırtısıyla dans ederim. Ben mesela gece kulüplerine gittiğim zaman da beni oradaki insanları ben hiç görmem. Çünkü ben oraya eğlenmek için gittiğim için dans ederim bütün gece ve insanlar inanamazlar. Ben ay bu benim şarkım, bu benim şarkım diye bazen hiç durmadan 2-3 saat dans ettiğimi bilirim. Arkadaşlarım gösterirler mesela işte aa bak bir de şu da buradaymış, bu da buradaymış hiç bakmam bile. Ben eğlenmeyi çok seviyorum. Genelde müziğe kaptırıyorsun kendini galiba. Öyle sevdiğim müzikler çalarsa mesela bugün çok güzel yeni şarkılar çıktı. Mesela Kill Bill. Aa benim cep telefonu öyle çalıyor zaten. Cep telefonu melodim. Evet. Evet. Müzikle aran iyi. İyi. Küçüklüğümden beri yani her zaman müziğe karşı ayrı bir sempatim vardı zaten. Peki bu kadar yoğun çalışıyorsun hani ne bileyim dizi teklifleri var dedin, sinema, sunuculuk falan filan bir sürü iş yapıyorsun albüm derken. Peki bunun geliri nedir yani? Geliri iyi para kazanabiliyor musun? Bunu merak ediyorum. Aslında ben. Şey mesela bizleri böyle çok zengin, çok acayip para kazanılıyor diye görüyor. Tabii ki içimizde çok güzel para kazananlar var. Hı hı. Ama ben çok fazla para kazanmadım. İşte bazı hayatımın belli dönemlerinde hatalar yaptım. Bazen hiç bir şey yapmayıp oturduğum dönemler oldu. O dönemlerde de daha önce çalıştığım paralardan kendime bir şeyler sağladım. Hı hı. Yani her zaman ailem zaten yanımdaydı. Anneme babam her zaman yanımdaydı. Evet. Onlarla birlikte oturuyorum zaten ben hala. Hı hı. Yani öyle çok abartılı bir şeyim olmadı. Tabii ki kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilecek şekilde. Peki son olarak bu işe başlayan insanlara nedir önerin? Hani modellik, mankenlik ya da sunuculuk ya da oyunculuk düşünen insanlara, seninle aynı kulvarda var olmak isteyen yeni sektöre girecek insanlara çok kısa bir öneri senden. Bence çok akıllı olsunlar. Eğer modellik yapmak istiyorlarsa gidecekleri ajansı çok iyi seçmeleri gerekiyor. Evet. Hangi ajansa gideceklerini, kontratlarını çok iyi incelesinler, çok iyi baksınlar. Ve eğer oyunculuk yapmak istiyorlarsa da yani illa konservatuar okumak zorunda değiller. Bir sürü bunun eğitimini veren usta insanlar var. Evet. Onların kurslarına gidebilirler. Hem orada yeni insanlarla tanışıyorsunuz hem kendinize özgüveniniz geliyor. Öyle kurslara gidebilirler ama akıllı olduktan sonra zaten bu işin altından kalkabileceklerini düşünüyorum. Sen akıllı birisinin altından kalkıyorsun. Katıldığın için sana çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol geldiğin kendine için. Kendine iyi bak. Görüşürüz. O zaman programı sondan duyuruyoruz. AVE10'a yerleşik eden tüm herkese çok teşekkürler ve bay bay.